Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci bilgi sistemini yeniledi. SDÜNET adı altında hizmet vermeye devam eden sistem öğrencilerin ve personelin işinde kolaylık sağlıyor. Ee, uzun yıllardır kullanmakta olduğumuz aslında çok da memnun olduğumuz bir öğrenci bilgi sistemimiz vardı. Ancak e, kodlarımız çok eski olduğundan dolayı yeni bir programa geçme gereği hissedildi. Ondan dolayı yeni bir bilgi geçildi. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hayrettin Tuncay, yeni sistemin öğrenciler için sağlayacağı kolaylıkları Akademik TV'ye anlattı. Önceki programımızda dersleri izleyebildiğimiz öğretim yönetim sistemi ve diğer akademik tüm işlemlerimizi takip edebildiğimiz öğrenci bilgi sistemi birlikteydi. Tek bir program halindeydi. Yeni uygulamamızda ise, Öğrenci yönetim sistemi ayrı bir platform üzerinde, oradan derslerimizi izliyoruz, takip ediyoruz, sınavlarımıza girebileceğiz. Ve yeni öğrenci bilgi sistemimiz üzerinden de sınav sonuçlarımız çıktıktan sonra sınav notlarımızı göreceğiz. Yine diğer akademik işlemlerimizi kayıt yenilemeydi, çift Adal Yandar başvurusuydu gibi işlemlerimizi yine öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapacağız. Sisteme erişim hakkında detaylı bilgi veren daire başkanı Tuncay, öğrencilerin mağdur olmaması için eski öğrenci bilgi sisteminin de açık kalacağını söyledi. Bu esnada tabii öğrencilerimizin mağdur olmaması için eski öğrenci bilgi sistemini de açık tuttuk. Mevcut dersleri ve derslerin kayıtlarını da eski öğrenci bilgi sisteminde yani obsn.sdu.edu.tr ile gölcuk.sdu.edu.tr adresinden öğrencilerimiz şu an takip edebiliyorlar. Eski sistemde yaşadığımız yoğunluklar yaşanmayacak inşallah. Sebebi de şu. Eski sistemde öğrenci bilgi sistemi üzerinden hem genel diğer işlemler yapılıyordu. Hem ders ve sınav işlemleri yapılıyordu. Ondan dolayı sistemde bir yoğunluk oluşuyordu ister istemez. Şu an öğretmen yönetim sistemimizi ve öğrenci bilgi sistemimizi ayırdığımızdan dolayı e, yoğunluğumuz dağılmış olacak. Ondan dolayı inşallah aksaklıklar yaşamayacağımızı ümit ediyoruz. arkadaşlarımız mutlaka üniversitemizin Web sayfasından sosyal medya hesaplarından, mobil uygulamasından yaptığımız duyuruları takip etsinler. Çünkü bu geçiş döneminde onlarla sürekli irtibat halinde olmamız gerekiyor. Yine en başta söylediğim gibi sosyal medya gruplarından, WhatsApp gruplarından, diğer Teams gruplarından arkadaşlarını bildirsinler. Çünkü halen yeni bir sistem kullanacağımız bilmeyen arkadaşlarınız olabilir. Bizim buradaki en büyük amacımız hiçbir öğrencimizin mağdur olmaması, öğrencilerimize çok daha hızlı, etkili, iyi bir hizmet verebilmek ve tüm arkadaşlarıma final döneminde sınavlarında başarılar diliyorum.